Evet, sevgili çocuklar, bugün uzunlukları ölçme konusu üzerinde duracağız. Uzunluk ölçme dediğimizde aklımıza hemen metre geliyor. Uzunlukları metre ile ölçüyoruz. Metre, bu da mezura. Mezura, bakın 150 santimetrelik bir mezura. Bunu kim kullanıyor daha çok mezurayı? Terziler. Ölçü almak amacıyla kullanıyor. 150 santimetre, 1,5 metrelik mezura. Metreyi kısaca mi ile gösteriyoruz. Metreden büyük uzunlukları kilometre ile ölçüyoruz. Şehirler arası uzunluklar mesela kilometre ile ölçülür. Ülkeler arası uzunluklar kilometre ile ölçülür. Kilometreyi kısaca km ile gösteriyoruz. 1 kilometre 1000 metrelik uzunluğa karşılık geliyor. 1 kilometre 1000 metre. Evimiz ile çarşı arası 3000 metre ise bu 3 kilometre yapar. 5000 metre 5 kilometre. 8 kilometre 8000 metre. Metreyi kilometreye çevirirken 1000'e böleriz. Küçük olanı büyük olana çevirirken böleriz. 8000 metre 1000'e böldük 8 kilometre. 1000'e bölmek demek 3 sıfırı atmak demek. 250 bin metrede 250'yi 1000'e bölersek 250 kilometre yapıyor çocuklar. Kilometreyi metreye çevirirken ise yani büyük olanı küçük olana çevirirken çarparız. Mesela 10 TL'yi bozacağız, 1 liralık yapacağız. Ne yapacak? Adet olarak 10 tane fazla artacak. Bir tane 10 lira varken 10 tane 1 lira olacak, çoğalacak. Bu da bakın büyük olanı küçük olana çevirirken çarparız. 9 kilometre 9 çarpı 1000, 9000 metre. 85 kilometre 85 çarpı 1000 85.000 metre. 5.700 metre ise 5.000. 5 kilometre geriye 700 metre kaldı. 12.000 12 kilometre 12.000 bir de 9 var. 12.000 9 metre yapıyor. Peki metreden küçük birimleri ne yapıyoruz? Metreden küçük olan uzunluklar santimetre ile ölçülür. Kısaca cm ile gösterilir. 1 metre 100 santimetredir. 1 metrelik uzunluk 100 santimetredir. Hemen bakalım. Şöyle bakın. 100 santimetre 1 metre. Şurası 100 santimetrelik uzunluk 1 metre oluyor. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli. O zaman 4 metre ne olur? 400 santimetre olur. 13 metre 13 çarpı 100. 100 ile çarpıyken 2 sıfır atıyoruz yanına. 1300 santimetre yapar. 240 metrede 240'ın yanına 2 sıfır atıyorum. 2400 santimetre eder. Peki 600 santimetre. Santimetreyi metreye çeviriyorum. Küçük olanı büyüğe çevirirken 100'e bölüyorum bakın. 2 sıfır gitti 6 metre. 1800 santimetre 2 sıfır gitti 18 metre yaptı. 208 santimetre 200 diyor. Yani 2 metre bakın. 100, 200, 2 metre geriye 8 kaldı. 750 santimetre, 700, 7 tane metre var. 7 tane 100 var. O zaman 7 metre, 50 santimetre. Peki 5 metre 43 santimetre ne yapıyor? 5 metre 43 santimetrede 5 metre 500, 43 daha 543 yapıyor. 7 metre 700 yaptı. 2 daha 702 santimetre yaptı. Peki santimetreden küçük olursa ne yapacağız? Santimetreden küçük olanları ise karınca, nohut, fasulye, pirinç gibi küçük nesne boyları milimetre ile ölçülür. Milimetreyi kısaca mm ile gösteriyoruz. Çocuklar şöyle bakın. Şurası 1 santimetre. İki uzunluk arası 1 santimetre. Bak 1 santimetre 10 küçük çizgiye bölünmüş. Bakın şöyle 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 şöyle. 10 parçaya bölünmüş. Bu her bir parçaya biz 1 milimetre diyoruz. Bakın şu kalemimin kalınlığı. Bakın kalemimin kalınlığı yaklaşık 1 milimetre. Kalemimin kalınlığı 1 milimetre yaklaşık. Kalem ucunun kalınlığı 1 milimetre. Kalemimin kalınlığını ölçersem o da yaklaşık 8 milimetre. Yaklaşık 8 milimetre kalemimin kalınlığı oluyor.
Demek ki bir santimin içinde 10 tane milimetre var. Bakın, bir santimetre 10 milimetreden oluşuyor. O zaman 8 santimetre 8 çarpı 10 80 milimetre. 4 santimetre 4 çarpı 10 40 milimetre yapar. Peki 30 santimetre. Hemen bakalım 30 santimetreye. 30 santimetrelik uzunluk. Santimetreyi milimetreye çeviriyorum. Cetvelim 30 santimetre. 30 tane 10 demektir bu. 30 tane 10 ne yapar? 30 çarpı 10 300 milimetre yapar. Santimetreyi milimetreye çevirirken 10 ile çarparız. Bakın 10 ile çarptık hepsini. 70 milimetre 7 santimetre yapar. 7 santimetre 70 milimetre. 100 milimetre 100'ü 10'a bölersek 10 santimetre yapar. 110 milimetre 110'u 10'a bölersek 11 santimetre yapar. 1 0 gider. 150 milimetrede 150'yi 10'a bölersek 15 santimetre yapar. Milimetreyi santimetreye çevirirken 10'a böleriz. Çünkü küçüğü büyüğe çeviriyoruz. 10'a böleriz. Peki 25 milimetre ne yapar? 20 milimetre 10 artı 10 değil mi? Şu 1 santimdi. Bir de bu 2 santim 5 milimetre. 2 santimetre 5 milimetre yaptı. 58 milimetre. 50. 5 tane 10. O zaman 5 santimetre yapar. Bu geriye 8 kaldı. 5 santimetre 8 milimetre yaptı. 6 santimetre 4 milimetre. 6 kere 10. 60. 4 de burada var. 64 yaptı. Peki 19 santimetre 7 milimetre. 19 çarpı 10 190 yaptı. Bir sıfır attım. 7 daha 197 milimetre yaptı. Küçük olanı büyüğe çevirirken her zaman böleriz çocuklar. Unutmayacağız. Büyük olanı küçük olana çevirirken de her zaman çarparız. Peki 1 metre 100 santimetreydi. 100 santimetre 1 santimetrede 10 değil miydi? 1 santimetre eşittir 10 milimetre değil miydi? Evet, 1 santimetre 10 milimetreydi. O zaman 1 metrenin içinde 100 çarpı 10, 100 tane 10 var. O zaman 1000 milimetre yapar. 1 metre eşittir 1000 milimetredir. Çünkü 1 metre 100 santimdi. Her santimetrede 10 milimetreden oluşuyordu. O zaman 100 çarpı 10, 1000 milimetre yapar. 1 metrelik uzunluk 1000 tane milimetreden oluşuyordu. Peki büyük olanı küçük olanı çevirirken de çarpıyoruz. 4 metre 400 santimetre. Bakın metreyi santimetreye çeviriyorum. Çarptım 100 ile. 4 çarpı 100 400 santimetre oluyor. Peki çocuklar bir alıştırma vereceğim bununla ilgili. Bu alıştırmayı defterimize yazalım. Şöyle hepsini alsın. Ancak biraz daha... Yukarıdan alalım şöyle. Evet. Hadi bakalım kolay gelsin.